Hayırlı günler değerli kardeşlerim. Bin aydan daha faziletli olan Kadir Gecesi'ne erişmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz. Yüce kitabımızda Kadir Gecesi'nden bahseden müstakil bir sure vardır. Ve Yüce Rabbimiz o surede bu gecenin Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu bir gece olduğunu ve bin aydan daha faziletli bir gece olduğunu bize bildirir. Bu gecenin sabahına kadar yeryüzünde meleklerin ve Cibril'in var olduğunu yani bir anlamda dualarımıza iştirak edip dualarımıza amin diyeceklerini ve yapacağımız amelleri kaydedileceğini Cenab-ı Allah bize bildirmektedir. Kıymetli kardeşlerim zamana, vakte anlam ve değer katacak olan hiç şüphesiz ki bizim eylemlerimiz olacaktır. Böyle bir geceye erişmek, böyle bir zaman dilimine çıkmış olmak bir nimettir ama bu nimetten ne kadar istifade edeceğimiz bizim gayret ve çabamızla ortaya çıkar. Bu geceyi nasıl değerlendirmeliyiz? Bir, her şeyden önce bu gece Kur'an gecesidir. Dolayısıyla yüce kitabımızı okuyarak, yüce kitabımızla olan bağımızı, irtibatımızı gözden geçirerek kendimizi sorgulayarak geceye yönelik anlamı ve farkındalığı artırmaya çalışmalıyız. Ben Kur'an-ı Kerim'i okumayı biliyor muyum? Okumalıyım. Bilmiyor muyum? Bilme çalışmalarına başlama iradesini ortaya koymalıyım. Onca kitap okuyan, yüzlerce kitabı bitirmiş olan, bunlarla övünen ben bana gelen Kur'an-ı Kerim'in mealini bir kere okudum mu? Okudum tekrar okumalıyım. Hiç okumadım mı? O zaman Kur'an-ı Kerim'in mealiyle, anlam dünyasıyla, ruhu ve özüyle buluşma irademi bu gece ortaya koymalıyım. Peki okuduğum, bildiğim, anladığım Kur'an-ı Kerim'in hüküm ve ahkamını yaşama noktasında nasılım? Eksiklerim, noksanlarım, hatalarım yok mu? Çok. O zaman bu gece Hayatıma anlam ve değer katan Kur'an-ı Kerim'in emir ve buyruklarını hayatımda daha fazla gösterme, yanlışlarından yanlış olarak gösterilen fiillerden uzaklaşma irademi tazelemek zorundayım. Kur'anla bağımızı, bağlantımızı gözden geçirmeliyiz ve bu gece camiye gitmeli, cemaate iştirak etmeli, namaz kılmalı, çocuklarımızla bu gecenin feyiz ve bereketinden nasiplenmeye çalışmalıyız. Ayrıca bu gece duaların kabul olacağı af ve mağfiret gecesidir. Bu sebeple bol bol dua etmeliyiz. Kendimize, ailemize, bütün kardeşlerimize dualarımızda yer vermeliyiz. Hem dünyamız hem de ahiretimiz için Rabbimize el açmalıyız. Ve üç, belimizi büken, yüzümüzü karartan, kalbimizi katılaştıran günahlardan da arınma ve sıyrılma gecesidir bu gece. Tevbe ve istiğfar gecesidir. Günahlarımızı bırakma irademizi ortaya koyacağımız, günahlarımızdan dolayı da Rabbimizden bağışlamayı dileyeceğimiz bir gece olmalıdır. Eğer bu geceyi böyle hakkıyla değerlendirirsek ömrümüzün bereketi artar. Nasıl ki Kur'an bu geceye inip bu geceyi bin aydan faziletli kıldıysa gelin biz de Kur'an'ı hayatımıza indirelim ve Hayatımızın anlam ve değerini bu gece artırmış olalım.